Bundan önceki videolarda bölenin ondalık sayı olduğu ya da bölümün ondalık sayı olarak istendiği durumlarda bölme işlemini nasıl yapabileceğimize dair stratejiler üzerinde konuşmaya başlamıştık. Bu videoda bu konulara devam ederek biraz daha zor örnekler üzerinde durmak istiyorum. Diyelim ki 500'ü 200'e bölmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu öncelikle kendi kendinize çözmeye çalışın. Bu bölme işlemini yapmanın yollarından biri, bunu bir kesir formatında ifade edip sadeleştirmeye ve sonuç olarak bir ondalık sayı elde etmeye çalışmaktır. Mesela bu işlemi bir kesir olarak yazmak istersek 500 bölü 200 yazarız ve burada sadeleştirme yapmaya çalışabiliriz. 500, 5 çarpı 100'e, 200 de 2 çarpı 100'e eşittir. Değil mi? Bölme işlemini neden bu hale getirdiğimi anlamış olmalısınız. Hem payda hem de paydada 100 olduğu için yüzleri sadeleştirerek 100 bölü 100'den 1 elde edeceğiz. Ve geriye 5 bölü 2 kalacak. Hemen yazıyorum. 5 bölü 2 çarpı 100 bölü 100. 100 bölü 100'ün 1 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla geriye 5 bölü 2 kalıyor. Aynı şeyi burada, payı ve daha sonra kesrin değerinin değişmemesi için paydayı da yüze bölerek yapabilirdik. Payı yüze bölersek 5, paydayı yüze bölersek de 2 elde ederiz. Gördüğünüz gibi, nasıl düşünürseniz düşünün, bu kesrin sadeleşmiş hali 5 bölü 2 oluyor. 500 bölü 200'ün sadeleşmiş halini bulduk ama henüz işimiz bitmedi. Neden mi? Çünkü bu kesri bir ondalık sayı olarak ifade etmemiz gerekiyor. 5 bölü 2'yi bileşik kesir olarak yazmak istersek, 5'te 2 kaç tane vardır? 2 kere. Geriye ne kalır? 1 bölü 2. O halde bunu 2 tam 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Peki şimdi bunu bir ondalık sayı olarak nasıl ifade edeceğiz? 1 bölü 2'nin onda 5, yani 5 bölü 10'a eşit olduğunu bildiğimize göre, bunu 2 tam 5 bölü 10 şeklinde tekrar yazabiliriz. Bu sayıyı da artık 2,5 ya da 2 onda 5 şeklinde yapıştırıveriyorum. 500 bölü 200 neye eşitmiş? 2,5'e. Bir tane daha yapalım mı? Şimdi de mesela 0,63 bölü 0,07 gibi bir işlem yapalım. Şimdi öncelikle sıra sizde. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu bölme işlemini yapmak için kendiniz bir strateji geliştirmeye çalışın. Bu işlemi yapmanın da birçok yolu var ve bunlardan biri, bu iki sayıyı yüzde birlikler cinsinden ifade etmek. Bu 63 yüzde birlik ve bu da 7 yüzde birliktir. Öyle değil mi? Elimizde 63 tane yüzde birlik varsa ve bunu 7 tane yüzde birliğe bölmeye çalışıyorsak, ne elde ederiz? 7 yüzde birliğinizi alıp 9 ile çarparsanız 63 yüzde birlik elde edersiniz değil mi? Demek ki 63 yüzde birliği 7 yüzde birliğe böldüğümüz zaman da bölüm 9 olur. Şöyle düşünün, bir şeyden 63 tane varsa ve onu aynı cinsten 7 şeye bölerseniz o şeyden 9 tane elde edersiniz. 7 kere 9, 63 ettiği için 7 yüzde birlik çarpı 9 daha, 63 yüzde birlik eder. Aynı işlemi bu ifadeyi bir kesir olarak düşünerek de çözebiliriz. Paya 0,63, paydaya ise 0,07 yazıyorum. Bu noktada eğer virgüllerden rahatsız oluyorsak, bu iki sayıyı da aynı sayıyla çarpıp virgüllerden kurtulabiliriz. Payı ve paydayı hemen 100 ile çarpıyorum. Payı ve paydayı aynı sayıyla çarpmak ifadenin değerini değiştirmeyecektir. Onun için sakın endişelenmeyin. Yani sonuçta 100 bölü 100 ile çarpmak, 1 ile çarpmakla aynı şey. 63 yüzde birlikle 100'ü çarparsak, virgülü 2 basamak sağa kaydırmamız gerekir ve 63 elde ederiz. Paydadaki 7 yüzde birliği 100 ile çarptığımızda, virgülü yine iki basamak sağa kaydırır ve burada da 7 elde ederiz. Kalan 63 bölü 7 kesrinin sonucu ise az önce de bulduğumuz gibi 9'a eşittir.